Teknosofer'den herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Londra'dayız bugün. Niye geldik diye soracak olursanız Huawei'nin alt markası olan Honor'un yeni akıllı telefonları Honor 20 serisi bugün tanıtılacak. Birazdan içeri gireceğiz. Telefonlar tanıtılacak. Sizlere onların ön incelemesini kısaca aktaracağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden içeri fuar alanına girelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Lansman sona erdi. Hemen cihazların başına geldik. Honor sonunda Honor 20 ailesini tanıttı. Burada 3 farklı cihaz var. Bunlar Honor 20, Honor 20 Pro ve Honor 20 Lite. Her birinin sunduğu özellikler farklı. 20 Lite kardeşlerine oranla giriş seviyesi bir telefon ve fiyatı çok daha uygun. Honor 20 ve Honor 20 Pro ise fotoğrafçılık ve oyun oynama üzerine tasarlanmış bir cihaz. Tasarımdan başlayacak olursak telefonların çoğu bugünlerde aynı görünüyor. Bu yüzden Honor da rakiplerini baz alarak bir telefon tasarlanmış burada. Honor 20 selefine benzer şekilde güçlü ışık altında parlayan arka kasaya sahip parlak mavi veya parlak mor seçenekleriyle gelen cihazlar sertleştirilmiş bir cam kasa içeriyor. Bunun altında yansıtıcı kristallerden oluşan bir katman var. Bu da etraftaki ışığı yansıtarak cihazın daha fazla parlamasını sağlıyor. Olduğumuz ortamdan dolayı telefonu fotoğraflamak veya videosunu çekmek biraz zordu. Cam kasa için şunu söyleyebilirim. Parmak izlerini epey belli ediyor. Elleriniz çok fazla terleyen biri ise telefon tutmanızda biraz zor olabilir. Hazır cihazın arkasındayken kameralarından da bahsedelim. Honor Huawei'nin P30 Pro'da yaptığını burada aslında taklit ediyor. Honor 20 Pro'nun arkasında Sony IMX586 sensörlü f1.4 değerinde 48 megapiksel, f2.2 değerinde 16, f2.4 değerinde 8 ve yine f2.4 değerinde 2 megapiksel kamera kurulumu var. f1.4 diyafram açıklığına sahip ana kamera aynı zamanda yapay zeka özelliğine de sahip. Burada kullanılan Sony sensör önümüzdeki aylarda birçok telefonda görünecektir. Ayrıca kamera 3x kayıpsız optik zoom, 5x hibrit zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Makro fotoğrafçılık için 2 megapiksel sensör de eklenmiş. 4 cm için 2000 SD'yi çektiğinizde yani yakın çekimlerde bayağı etkili sonuçlar alabilirsiniz. 30x zoom yapabiliyor ancak elleriniz titreyen birisi P30 Pro'da olduğu gibi tripod kullanmanız gerekiyor. Çünkü diğer türlü eliniz titreyeceğinden görüntü de bulanık çıkabilir. 5x hibrit zoom oldukça iyi. Bu tür aralıklarda başka türlü göremeyeceğiniz binalardaki küçük ayrıntıları kolayca görebiliyorsunuz 5x hibrit zoom'la. 20x'e geldiğinizde detaylar daha da keskinleşiyor. Ancak bunun ötesine geçtiğinizde ne yazık ki parazitlenme, görüntü bulanıklaşma olabiliyor. Ön tarafına geçtiğimizde Honor 20 Pro'da 6.26 inçlik IPS LCD ekran var. 412 ppi ve 2340'a 1080 çözünürlüğünde bu ekran. Sol üst köşede ise öz çekimler için 32 megapiksel ön kamera var. Aynı zamanda burada 4 milimlik deliği de görüyoruz. LCD ekran hakkında söyleyecek pek bir şey yok. Renkler derin ve zengin, görüntüleme açıları harika. Tam ekran olması da oldukça güzel. Video oynatırken veya oyun oynarken bu epey işinize yarıyor. Size görsel bir şölen sağlıyor. Estetik açıdan baktığımızda ekran üzerindeki delik film izlerken çentikten daha az rahatsız edici. Kasanın arkasında monte edilmiş parmak izi sensörleri yerini çoktan ekran içi parmak izi sensörlerine bıraktı. Ancak Honor burada ikisini de kullanmıyor. Tam tersi parmak izi sensörünü ekranın yanına koymuş. Honor 20 ve Honor 20 Pro Snapdragon 845 ile karşılaştırabileceğimiz Kirin 980 işlemciyle geliyor. Honor 20 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelirken Pro modeli ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla geliyor. Tabii bunlar en üst seviyeler. Kamera dışında iki telefon arasındaki en büyük fark bataryalar. Pro modelinde 4000 mAh batarya bulunurken Honor 20'de ise 3700 mAh batarya bulunuyor. Her iki telefonda da 22.5 watt hızlı şarj desteği mevcut. Telefonun alt kenarına baktığımızda USB-C bağlantı çıkışını görüyoruz. Honor 20 ve 20 Pro'da USB-C bulunurken Lite modelinde ise micro USB kullanılıyor. Arayüzüne baktığımızda Emotion UI yerine Honor Magic UI kullanılıyor burada. Animasyonlar pürüzsüz ve yerleşik temalarda gayet güzel. Bu arada şunu da belirteyim, hızlı şarj desteği sayesinde cihazlar 30 dakika içerisinde %50 şarj olabiliyor. Cihazların fiyatlarına gelirsek Honor 20'nin Avrupa fiyatı 499 euro, 20 Pro'nun yine Avrupa fiyatı ise 599 euro olacak. Bunlar cihazların başlangıç fiyatları. Cihazların Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatlarının ne olacağı belli değil. Türkiye fiyatı belli olduğunda da bunu size hemen aktaracağız. Evet, bir lansmanın daha sonuna geldik. 3 farklı model tanıtıldı. Artık kısaca geçiyorum buraları. İşte 20 Pro, daha ucuz olan 20 Lite ve de normal model olan 20. Tasarım anlamında Huawei P30'u andırıyor mu? Evet, andırıyorlar. Kamera kurulum anlamında andırıyorlar mı? Evet, o da aynı. Fiyatlarına gelecek olursak Avrupa için evet ideal fiyatlar. İşte 8 GB RAM'e
256 depolama alanı için konuşuyorum. İdeal fiyatlar ama Türkiye'ye geldiği zaman vergilerle birlikte ne olur? Ne gibi fiyatlar bizleri bekliyor? O konuda herhangi bir bilgimiz yok. Açıklamada yapmadılar. Açıklamada yapılırsa zaten videonun altına ekleriz Türkiye fiyatlarını. Şimdi de yanında Digital Age'den Savaş var. Herkese merhaba. Bir lansmanı daha geride bıraktık. Bence iyi bir lansman oldu. Çok şaşırmadık. Aslında telefonun özellikleri çok öncesinde sızdırılmıştı ama biliyorduk ama 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor yeni Honor ailesi. Çok güzel renkler. Bunları zaten videoda görüyor olacaksınız detayını. Onun dışında ben tasarım anlayışını da çok sevdim ve P30 Pro'dan çok daha güzel duruyor. Onu evet, söyleyebilirim. Renklerim, özellikle yeşil rengi bayağı güzel duruyor. O halde videoyu bitirelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya yorum atmayı unutmayın. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa da yine alt tarafa yorum olarak belirtin. Görüşmek üzere. Bay bay.